Merhaba arkadaşlar, hepiniz Açık Liste TV'ye hoş geldiniz. Kezban hocamla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çözümlemelerden bahsediyordum. Bir dakika. Çözümleyici çizelgiden bahsediyordum. Kopya çektim. Kopya çektim. Çözümleyici çizelgiden evet. bahsediyorduk. Şimdi çözümleyici bir önceki videoda çözümleyici çizelgiyi nasıl açacağımızdan bahsettik. Temelinde evet. tümel evetleme kuralı ve tikel evetleme kuralı olduğundan bahsettik. Evet. Şimdi türetilmiş çözümleme kuralı diyoruz. Neden? Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Neden türetilmiş çözümleme kuralı dedik? Çünkü biz de bir önceki videoda dedik ki çözümleyici çizelgede bütün önermeler tümel evetlemeye, tikel evetlemeye dönüştürülerek yapılması lazım. Eğer evet. önerme tümel veya tikel değilse türetilmiş çözümleme kuralını kullanarak tümel ve tikel evetlemeye çevrilecektir. Onun için türetilmiş çözümleme kuralı diyoruz. Tamamdır. Tümel evetleme söylediğimi tekrar burada okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tümel evetleme, tikel evetleme biçiminde olmayan önermeler için türetilmiş çözümleme kuralları uygulanır. Tamam. Yani değilleme, koşul ve karşılıklı koşul önermelerinin çizelgesi yoktur. Hı. Sadece tümel evetleme ve tikel evetlemenin çözümleyici çizelgede arkadaşlar çizelgeleri oluşturulabiliyor. Değillemenin, koşulun ve karşılıklı koşulun çizelgesi oluşmuyor. O zaman yüzden, biz ne yapıyoruz? Bunları dönüştürmeyi evet, öğreneceğiz. Aynen. Değilleme, koşul ve karşılıklı koşul önermelerini tümel ve tikel evetleme önermelerine dönüştürmeye başlayacağız. Buyurun hocam. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi De Morgan arkadaşlar bu dönüşümlerin denkliklerini vermiştir. Bu yüzden de vermiş olduğu denkliklere De Morgan kurallarını kullanarak dönüştürüyor ve o yüzden de De Morgan kuralı denmiştir arkadaşlar dönüştürmeye. Dönüştürme sonucu elde edilmiş kurallara türetilmiş. R olacak. Yanlış yazmış. Bence bunu yazan arkadaş aşk olsa. Bence tükenmiş bunları yazarken. Artık bence evet. Valla tükenmiş arkadaş. Neyse. Türetilmiş çözümleme kuralı denir arkadaşlar. Devam edelim. İşte şimdi. Bu ne hocam? Size güzel bir tablo çizdim. Yine. De Morgan'ın denklik kuralları. Arkadaşlar şu resmi kafanızda bir güzel çizin. Tamam. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmeden sınavda da soruları çözümleyemezsiniz. Yani soru geldiği zaman gözünüzde o şu resim, şu tablo canlanacak. Bunu unutmayın. Bir bakalım. Şimdi ne demek istiyoruz? Tümel evetleme, değilleme önermesi. Şimdi tümel evetlemeyi normalde alt alta açılıyor. Peki soruda tümel evetleme, değilleme olarak verirse nasıl olur? De Morgan kuralında dağıtma kuralı var arkadaşlar. Şu şekilde dağıtılır. Değil P olur. Değilin anlamı neydi? Olumsuz. Olumsuz. Terse çevirmeydi. O zaman ben tümel evetlemeyi terse çevirirsem tikel evetleme olur. Dağıtırsam değil Q. Tamam. Tikel evetleme de aynı şekilde arkadaşlar. Tikel evetleme değilleme önermesini nasıl yapacağız? Değili parantezin dışarısında dağıtırsak arkadaşlar şu şekilde. Değil P. Veya'nın tersi ve, tümel. Tümel olacak. Evet. Ve değil Q olacak. Koşul önermesi arkadaşlar normalde De Morgan'da denklik kuralına göre şu şekildedir. Değil P veya Q olarak açılıyor. Bunun aslında çok böyle çözümlemesi var da biz burada direkt özet veriyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde bileceksiniz. Siz P ise Q'yu gördüğünüz zaman bunun denkliğinin şu olduğunu bileceksiniz. Değil P veya Q. Koşullu değilleme önermesi ise arkadaşlar biz koşulu değillersek nasıl olur? P ve değil Q olarak denkliğini görmüş olacağız. Peki karşılıklı koşul önermesi nasıl olur arkadaşlar? P ve Q veya değil P ve değil Q. Yani bunun çözümleyici çizelgede arkadaşlar denkliği şudur. Bunu bileceksiniz. Karşılıklı koşul değilleme önermesi. Şimdi bu normalde nasıl açıldığını, denkliğini gösterdik. Bir de değilinin nasıl açıldığını göreceğiz. Arkadaşlar P ve değil Q veya değil P ve değil P ve Q şeklinde ne yapacağız? Bunun denk olduğunu bileceksiniz. Yani bu önermenin buna denk olduğunu, bu önermenin de bu önermeye denk olduğunu bileceksiniz. Şu resmi bilmeden arkadaşlar soruyu çözmeniz biraz zorlaşır.
Ha, şu an zor gibi geliyor ama soruyu çözerken mesela şu tabloyu önünüze koyun. Bir küçük kağıda yazın. Koyun tabloyu önünüze. Ha, diyeceksiniz ki bu nasıl açılıyordu? Şu nasıl açılıyordu? Ya soruyu çözdükçe zaten Bunun bir bunun denkliğinin, evet formül, bunun denkliğinin bu ezberleyeceğiz. olduğunu, bu önermenin denkliğinin bu olduğunu bir an önce zaten beyninize oturtmuş olacaksınız. Aynen öyle. Devam edelim Ben hocam. yine aynen dedim. Yine Aynen. kesecekler. Yok, bu sefer o kadar aynen demedim. Değil Şu mi? an algılamaya çalışıyorsun ya. Evet, o yüzden. Fazla aynen demedi. Şimdi o tabloyu arkadaşlar bir de örnek üzerinde görerek gidelim. Ne demek istediğimizi daha rahat anlayacaksınız. Başlayalım en baştan. Tümel evet demeyi tümel evet deme değillemesinin çözümleme kuralına. Şimdi tümel evet demenin değillemesi arkadaşlar nasıl açılıyor? Neden burada tümel evet deme varken çatalaştık? Çünkü bunun Tersini denkliği alacağız. evet bunun denkliği burada ne olarak verilmiş arkadaşlar? Değil P veya değil Q olarak verilmiş ve bu şekilde veya nasıl açılır? Çatal olarak Çatal açılır. olarak Değil açılıyor. P ve değil Q olarak ne yaptık? Açtık. Açtık. Şimdi hemen bir örnek vermişiz yanında arkadaşlar. Bu önermenin değilini almışlar. Peki ben bunun tümel evet demenin değilini alırsam ne olur? Çatal olarak açılır. Doğru mu? Doğru. Açıldı. Bunun değilini ve bunun değilini de alarak ne yaptık? Yerleştirdik. Peki P veya Q, P ve Q ama bunu da değil alınmış. Ne yapıyoruz? V'nin değili nedir arkadaşlar? Veya'dır. Veya nasıl açılıyordu? Çatal Çatal. açılıyordu. Değil P, değil Q olarak da ne yaptık? Açtık. Yerleştirdik. Buyurun hocam. Devam. Geçelim geçelim hocam. Tikel evet deme değillemesi çözümleme kuralı. Burada bir düşük cümle var ya. Tikel evet deme değillemesi çözümleme Çözümleme kuralı. kuralı. Değilleme çözümleme kuralı olsa gerek. Evet. Bence çok mantığımızı zorlamayalım. Neyse. Tikel evet demeyi değillediğimiz zaman hangi çözümleme kuralı oluşuyordu? Bir bakalım. Tikel evet deme tümel evet demeye dönüşüyordu arkadaşlar. Ve her iki önermenin de değil alınıyordu. Biz tikel evet demenin değilini aldığımızda, tersini aldığımızda tümel evet deme oluyordu. Yani arkadaşlar şurada şu kuralı uygulamış oluyoruz. Yani ne oluyor? Bunun değil arkadaşlar. Değil P ve değil Q. O zaman bu nasıl açılır? Bu şekilde alt Alt alta alta açılır. yazılır. Ve hemen bir örnek vermişiz. Yine bir Buradaki önermemiz evet var. yine bir önermemiz var gençler. Buranın ana eklemine veya değil alındığına göre bu ne olur? Tümel evet deme Tümel olur. evet deme Peki olur. tümel evet deme nasıl açılıyordu arkadaşlar? Birinci ve ikinci öncülünde değilini alarak alt alta ne yapacağız? Açacağız. Çünkü bu veya V'ye dönüşmüş olacak. Ne yaptık? Bunun değilini aldım. Bunun değilini aldım. Alt alta açtık. Buradaki adım numarasını kaynak numarası olarak verdik. Peki bu hala devam ediyor mu açılmaya? Devam eder. Bakın hala işlem bitmedi. Veya'nın yine değili alınırsa arkadaşlar ne olur? V Ne olur. olur? Alt alta açarız yine ama değil P değil Q olarak yazdıktan sonra alt alta açıyoruz. İkinci adım Kaynak ikinci numarası kaynak olarak numarasını verdik. da verdik. Bu şekilde örneğimizi sonlandırdık. Çok şükür. Çok şükür. Kağıt gelmek istemiyor hocam. Evet. Tümel evet deme, tikel evet demenin değillemesi alınarak çözümleme kuralı nasıl oluştu? Onları gösterdik arkadaşlar. Denkliklerini göstererek çözümleme kurallarını gösterdik. Şimdi koşul önermesinin değillemesini alarak nasıl bir çözümleme yapacağız bir bakalım. Daha öncesinde P ise Q'nun denkliği neydi arkadaşlar? Değil P veya Q olarak ne yapıyordu? Açılıyordu. O zaman siz şunu gördüğünüz zaman bunun veya olacağını değil mi? Bilmeniz gerekiyor. Veya ise arkadaşlar çatal açılır. Değil P, Q olarak da ne yaptık? Açtık. Bir örnek üzerinde görelim. Şimdi size şöyle bir örnek verdiler. Bu çatal mı açılır, alt alta mı açılır nereden bileceksiniz? İsenin çatal olarak açıldığını bileceksiniz. Hemen açtık çatalımızı. Peki çatal açarken birinci öncülümüzün değili alındı. İkinci öncülde arkadaşlar aynen yazıldı. Peki ikinci öncül devam eder mi? Eder. Peki Q ve P nasıl açılır? V nasıl açılıyordu arkadaşlar? Tikel evet deme çatal olarak açılıyordu. Tabii ikinci adım olarak da bunu Veya. açtık. Ha, şuraya kaynak numarası konmamış koyalım. Q veya P olarak da açtık. Buraya kadar arkadaşlar türetilmiş çözümleme kurallarının üçünü gördük. Diğer videoda devam edeceğiz. Karşılıklı koşul
kaldı. Onları diğer videoda göreceğiz arkadaşlar. Türetilmiş çözümleme ne işe yarıyor? Onu tekrar edelim. Kafamız karışmasın arkadaşlar. Şu şekilde. Çözümleme kuralının temelinde tümel evetleme, tikel evetleme var. Eğer verilen önerme bu şekilde tümel evetleme veya tikel evetleme değilse onları dönüştürerek biz çözümleyebiliyoruz. Çözümleyebiliyoruz. Tümele ve tikele dönüştüreceğiz. İşte o dönüştürme durumuna biz ne diyoruz? Türetilmiş çözümleme kuralları diyoruz. O kuralların üçünü gördük. Şimdi diğer videoda da karşılıklı koşulun değillemesini ve normal nasıl açıldığını göreceğiz arkadaşlar. Ben uzatmadan sözü Handan Hoca'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim. Hocam. Evet sevgili devreleri arkadaşlar. Yandım. Birazdan yine burada olacağız. Yandı vallahi ne yalan söyleyeyim. Ama şimdi ama ilerleyen şeyde soru da çözeceğiz soru ya. Oturacak. O kesinlikle. Ama kurallar bu şekilde. Yok. Kuralı bilin. Soruyu evet, çözersiniz. Kuralları ezberlememiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Biz yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.